Ya ne güzel bir yermiş burası ya. Ne sandı kız? Ağamlar bizi hiç kötü yere getirir. Dreş. Hem benim cennet Adana'mın çirkin bir köşesi mi var ki? Gerçekten yok. Neyse artık sen işlenirsin, biz de keyfimize bakarız. Yeni gelin. Burada yeni gelin, beni gelin yok. Siz çalışmayacaksınız. Biz abimle akşama şöyle güzel bir mangal yapacağız, değil mi abi? Tabii tabii, o iş bizde. Ben sana yardım ederim aşkım. Kıyamam. Ya aşkım, madem burada yeni gelin değilim, hiç gitmeyelim. Olmaz mı? Aa, ne çabuk sıkıldın yeni gelinlikte kız. Vallahi kusura bakmayasın, bundan sonraki 15-20 sene yeni gelin sensin. Dreş. Konak hayatı konakta kaldı hanımlar. Şurada azıcık kafamızı dinleyelim ha. Gel sevgilim, ben sana ev dolaştırayım, gel. Hadi aşkım, biz de gidelim. Gidin aşkım, gidin. Abi. Biri tutmuş, biri pişirmiş. Hani bana diye de ben oluyorum. Ya başta biraz direttim ama valla padişahın mihri olsa bir insan ancak bu kadar yakışır. Hayırlı uğurlu olsun konağımıza. Ayşe, kız hakikaten çok merak edeyim ya. Sen gerçekten salak mısın yoksa salak taklidi mi yapayım? Yok abla, bizde taklit maklit yok. Orijinalim ben, orijinal. Öf, ya olmuyor. Ya biz hep böyle kafanın önünde mi dikileceğiz? Bir şey etmeyecek misin? Ne edek Asiye? Devletimizle karşı mı gelir? Abi şimdi ciddi ciddi evsiz mi kaldı? Ha, benim zavallı yavrum, biz evsiz kaldık. Canımdan çok sevdiğim hanımlarım. Biliyorum bu benim hatam, benim suçum. Eğer bu şartlar altında biz seninle yaşamak istemiyorum, anamızın evine geri dönecek derseniz anlarım. Hiç gücenmem, darılmam. Ya ağam, sen de durup durup aynı lakırdıyı söylüyorsun ya. Diğer karlarını bilemem ama benim yerim senin. Buradan kurtulabilirsem inşallah senin yanın. Uy, ha senin yerin ağamın yanı da benim yerim neresi? Ağam, benim yerim de senin yanındır. Hem ben pazara kadar değil, mezara kadar yanındayım ağam. Ağam, ben mezarda da yanındayım ha. Yuh be Möhteber, yuh. O kadar da değil. Ya gel benim dedim şu kamerada sana bir şey diyeceğim ya. Türkmek abla, şu tanıdık çilingirci var mıdır? Asiye, bacım benim. Çilingirci var mı tanıdık? Kız, Hilal, ne oldu? Abla, nasılsın? Ya şimdi konuşmaya edecek halim yok, ne oldu de. Şey abla, Hazar'la Bella konaktalar mı? Yok, tatile gitti. Çifte kumrular. Tatile mi gittiler? Bayağı barıştılar yani. Eskisi gibi oldular, öyle mi? Ya seninle hoşbeş edecek vaktim yok. Bunu sormaya mı aradın? Ben konağa geliyorum da abla. Öyle kim var kim yok bir sorayım dedim. Konağa mı geliyorsun? Kız gelme gelme, dön geri, dön geri. Aa, niye? Ya işin gücün var, benim seninle uğraşamayacağım. Abla sen de mi bana cephe aldın? Ya kız işin başımdan aşkın, sonra konuşuruz haydi, haydi. Ama abla... Kapattı. Ne oluyor ya? Neyse, siz görürsünüz. Ya önce altınlar gitti, sonra konak gitti. Allah daha büyük dert vermesin. Şükür bugünümüze ya. Oy, sen ne dedin yayı kız? Sen ne altınından bahsediyorsun bakayım? Evet. Hıcırcılar geldiğinde Allah'tan ağzımdaki altı dişimi almadılar, şükür diyorum. Uydurma kız, yalancı sen o. Altınlar gitti demedin mi sen? Yok Müteber ablam, öyle bakıp korkutmayın insanı ya. Söylesene Ayşe. Sizden de hiçbir şey kaçmıyor ha. Ağam geldi Ayşe'cim, ortanca çiçeğim, ben azıcık borca sıkıştım dedi. 3-5 altın istedi, ben de verdim. Benden de istedi. Oy benden de. Çok şükür benden istememiş.
Yalnız karılar, bu işin bir tek açıklaması vardır ha. Aa, iflas etti. Nedi, nedi? İflas etti. Batı, batı. Oy. Anam, anam. Vay başım. Bak kardeşim, şimdi nasıl da deviriyorum ortada sıçanı. Sıçan mı? He, ortada sıçandır bu oyunun adı. Bu yüzden seni ortaya aldık, mişk. Aa, can aldım. Au! Aldın mı canını, arızıca dedi. Bu nedir ya? Sevimli hayat tesbirdir, nedir bu? Top sanki içinden geçiyor ruhani. Daha on numaralı atışımı yapmadım kardeşim, bekle. Şimdi neresinden geçiyor göreceğiz. Fırsatla devirdim iki sana. Ne yapıyorsun sen Afet? Düşmanla gülle mi atıyorsun? Vallahi ağam, kusura bakmayın sana. Ben yarışları ve oyunları çok ciddiye alırım. Ayşe anamdan kalma bir huy herhalde. Ya Afet, bu kızcağıza öyle top atılır mı? Üflesen yıkılacak zaten, şuna bak. O da bizim aramıza girmeyecekti ağam. Gel sevgilim, gel. Kız gel, bir el daha oynayaydık ya. Kalender Bey, bakıyorum planınız tıkır tıkır işliyor. Şşş, gözünü yağını yiyeyim, benim dönürüm kimseye çatırma. Yok canım, olur mu öyle şey? Baksanıza, Kamille bile anlamadı durumu. Sizi gerçekten artık fakir bir insan zannediyor. İşte iyi. Ne? Kendinizi de evden attırdınız. Peki şimdi ne olacak? Artık kimin ne olduğunu anlama vakti. İzleyip göreceğiz. Ya çok pardon ama nasıl bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Hem bu gece nerede kalacaksınız? Otelde. Ya benim dönürüm. Seninle biz bir kaplıcaya gider. Masajdı, spaydı derken kendimizi şöyle bir 50.000 bakımına sokak. E hanımlar? Hanımlar burada kalacak. Kalacaklar ki bu zorlu duruma kimin daha dayanıklı olduğunu göreceğiz. Siz az değilsiniz vallahi bilirim. Bir kalender bozuk kolay yetişmiyor. Ferhat. Ferhat. Nasıl da özlemişim seni. Ben de çok özledim. Şirinim ya. Samanlığa da mühür vurdular. Nerede göreceğim artık ben seni? Samanlığı mühürlediler. Çöplüğü de mühürleyecek halleri yok ya. Hem iki gönül bir olunca çöplük bile... Ses etme sakın. Dilan. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Özettin kendini diyeceğim ama yalanı sevmem bilirsin. Gerçi yılanı hiç sevmem. Seninle hiç uğraşacak vaktim yok. Ablamı görmeye geldim. Seni de kapıdan kovsak bacadan giriyorsun maşallah. Ablamın evine girerken de mi sana soracağım? Onu yengemle abim arasına fitne sokmadan düşünecektim. Ben onlara iyilik etmeye çalıştım. Hem zaten biz Bella'yla oturduk, tatlı tatlı konuştuk. Sen beni yanlış anlamışsın. Ağzında bal olanın kuyruğunda iğnesi vardır, bilmez miyim ben? Hadi sen şimdi evine git, bir bardak soğuk suyunu iç, sonra gene gelirsin hadi. Sen beni kovamazsın. Bal gibi de kovarım. Masken düştü Dilan. Herkes senin ne mal olduğunu biliyor artık. Saf yengen bile anladı be. Bak Şirin, pişman olursun. Şuna bak ya, bir de tehdit ediyor. Gerçekten çok acıyorum sana Dilan. Sen gül bakalım. Sonradan çok yalvaracaksın Şirin Hanım. Çok. Bunlar da abi kardeş kendini bir şey zannediyor be.
Abo. Abo. Ah. Oy. Benim çıktı ha. Ya her şeyi anladım da. Biz bu çay standını niye getirdik? Ya ne demek niye getirdik ya? Ben nereye oraya? Biz ayrılamak ki. Mezara da bununla geleceksin değil mi? Ya abi ne biçim konuşayım Allah aşkına ya? Allah'ın izniyle ben onunla birlikte gelin olacağım, yuvama gireceğim. Abi, artık kardeşlikten öte bir bağımız daha var seninle. Ev arkadaşı olduk ya la. Alayım kirayı. Kendi mülküme bir de para vereyim ya. Al. Şimdi bana bak. Ya. Bu evin bazı kuralları var. Birincisi, diş macunu hamburgeri ortadan sıkmayacaksın. Ha o çok kolay ya. Ben macun kullanmayayım ki. Misvak kullanayım. Neyse. İki. Ya boş ver şimdi kuralı muralı ya Allah Allah. Kurallar denilmek içindir. Abi bak bir şey diyeceğim. Hem bu benim altınlar bitmeden bir an önce benim gelin olmam lazım. Şey. Bak hele gel de buraya. Gel gel. Geç otur şöyle. Abi. Bak hele bir ya. Benim bu profili niye kimse görmüyor? Demek ki kitlelere ulaşamamışsın Türkmen Hanım. Ha, yanlış strateji uyguladık demek ki. Tabii, halka sesimizi duyuramadık. Biz halka inemedik abi. O zaman şöyle yapalım. İstersen ben senin eline bir megafon vereyim. Sen dama çık bağır. Ya da böyle küçük el ilanları bastıralım. Belediye otobüslerine dağıtırız ha. Yok ya abi böyle daha etkili bir tanıtım yapmamız lazım. Mesela? Mesela? Ne edeceksin? Bayi toplantısı düzenle istersen. Ya da bir basın açıklaması yap. Süper fikir. Bak bu basın açıklaması fikri süper fikir. Ben bayıldım böyle. Adana'nın önde gelen genç, yakışıklı, üçgen vücutlu iş adamları derneğinize çağırırım. Ay çok hayırlı oldu bu. Vallahi harikasın ha. Kalender abimi de çağırırız. Sonra senin helvanı kararız. Hayırlısıyla. Böyle bozmuş. Delme beni! Sanki derdi. Evet. Ya Kalender Baba iyi ki göndermiş bize buraya. Evet sevgilim. Ne güzel içimiz açıldı. Abimle de uzun zamandır mangal yapamıyorduk. İyi oldu değil mi abi? Hakikaten ya. Bak bu İstanbul'a kaçmadan evvel ben Gökhan'dan ikisini kaçırır kaçırır buraya getirirdim. Ne günlerdi be. E hadi o zaman. Gökhan'a. Gökhan'a. Gökhan'ıma. Ne büktün boynunu kız? Sokumsuz. Niye bükmeyecekmişim? Ben burada yiyip içiyorum da kim bilir benim ciğerim, Gökhan'ım ne hallerde? Emin ellerde o, emin ellerde merak etme. Haydi o zaman bu defa da sehere içelim. Lettanek. Seher kim kız? Kız yoktur öyle askerde geriye sayıyorsun. Dörtte çiki bir sonra. Oho, kollarda ailelere koş tezkere. Kız Allah canını almaya o şafak şafak. Kız şafak mı değil mi? Oldu kız burada şafağı içelim. İç affet iç. Biz içmeyek de kim içe? Kız Nazgül. Sen ne içiyorsun bakayım? Ne içeceğim am? Şiş, ne içiyorum görmüyorsun bak koy. Afet. Gördüğün gibi. He. Ben o sen de içersin şiş neden? Yok canım sağ ol. Ben kayısı suyumla çok mutluyum. Allah seversen. Düğün ne zaman kız? Haydi kayısı suyuyla Belo'ya içelim. Hadi. Hop kız. Aman. Gel dünürüm benim. Gidek de bizim hanımlara otelde kalacağımızı diyek. Oo görünüşe bakılırsa. Şimdi tam oymak başı oldum Kalender'a. Kolay gelsin hanımlar. Sağ olasın ağam. Ne yapıyorsunuz? Çadır kuruyoruz. Onu görüyorum da niye? Ben şahsen dişi bir kuş olarak üzerime düşen görevi yerine getirdim.
çözmeye çalışıyorum. Kız sen misin dişi kuş? Allah seni kahretmeyin. Kız senden olsa olsanca gamlı baykuş oluyorsun. Kız Asiye kıkırdayıp durma. Leylek boyunlu. Zaten canım burnumda. Depişmeyin, depişmeyin. Benim derdim dünyadan büyük. Hatta burama kadar geldi. Ben burada daha fazla sizi dinleyemeyeceğim. Gidiyorum. Nereye? Otele. Canım dünürüm bana otel ısmarlıyor. Kamil, sen hiçbir yere gidemezsin. Niye ya? Çünkü karısı izin vermiyor da ondan. Tabii izin vereyim. İkiniz bir olun, bir de harem kurun. Yok olmaz öyle şey. Uy, oğlum. Sen hiçbir yere gidemezsin. Evet ağam. Hiçbir yere gidemezsin. Sen de hiçbir yere gidemezsin. Bu neydi bu? Bu karılar benim güzelim Türkçemi de bozdular. Kalender ağa, anlaşılan hanımlar bizi bırakmamakta kararlı. Pekala. Madem ki bizi salmıyorsunuz, madem ki bu akşam burada kalacak, söyleyin bakalım, nerede yatacak? Bir sokaklarda mı? Yok ağam, çadır kuruyoruz ya, çadırda kalacağız. Hangi çadırda? Kız Allah seni kahretmesin be, beceriksiz. Ha iki yalınla bir çadırı doğrultamayasın. Ağam, ben sağ bu gece krallara layık bir döşek kuracağım abi çadırda. Asıl ben güzel bir döşek kuracağım. Bu sebeple de ağam bu gece benimle kalacak değil mi? Kendi çadırımda deneysel bir çalışma yaptım. Farklı deneyimlere hazır olabilirsin. Tövbe tövbe. Bu akşam benim akşamım Ayşe. Ya ağam seferidir. Konaktaki sıra çadırda geçmez. Ya benim ciğerlerim anlamıyor musunuz? Ben bu gece hiçbirinizde kalmayacağım. Benim adım ne? Ağa, Kalender Ağa. Madem ki ben her şeyimi kaybetmişim, madem ki benim bütün ailem sokaklarda, çadırlarda kalıyor, her şeye sıfırdan başlayacağım. Ya bu ne demek şimdi ağam? Bundan böyle sizler bir ağa karısı değilsiniz. Bir şırdancının karısı olacaksınız. Bu gece itibariyle ben Adana'nın sokaklarında elimde tepsi şırdan, şırdan diye bağıracağım. Ne diyorsun sen ağam? Olacak iş mi ya? Olur benim bacım, olur. Canlarım, diğerlerim, karılarım. Abinden bahsediyorum. Ya hanımlarım, eğer biz bu durumdan memnun ve mesut değilsek... ...de artık sokaklarda yatıyoruz. Biz anamızın evine geri döneceğiz derseniz... ...sizi anlarım. Darılmam, gücenmem. Yapma ya. Ne oldu kız? Kimi deşiyorsun? Bıçığını çıkardın elmaları. Bir de bilmezmiş gibi soruyor mu abi? Bizim bozoklardan büyük başka derdimiz mi var? Gene ne oldu? Yeni bir şey olmasına gerek yok ki. Bugüne kadar ettikleri yetmez mi? Ya Dilan kurban olayım gene başlama be gülüm. Neye başlamayayım abi? Ettikleri yanlarına kar kaldıkça benim içim çürüyor. Ruhum eziliyor. Ya güzelim çürüyecek de ezilecek de bir şey yok. Büyütme her şeyi. Olan oldu artık önümüze bakacağız. Tabii. Onca başımıza eğdiler ki. Önümüze bakmaktan başka çare bırakmadılar. Ha, ne demeye getiriyorsun? Bin yıllık Duran aşiretini ayaklarının altına alıp ezdiler diyorum abi. Oyuncak ettiler bizi, oyuncak. Dilan. Yalan mı? En fenası da sen müsaade verdin onlara. Gel dediler geldin, get dediler gettin. Yeter artık. Ver şunlara ağzının payını. Cümle alem görsün Duranlarla uğraşmak ne demekmiş. Dilan yeter artık kız yeter. Ne istiyorsun sen? Kafasına mı sıkayım hepsini? Bunu mu istiyorsun? Ya şu düşmanlığı körükleyip durma. Düşmanlığın kimseye faydası yok. Kimseye. Aa.
bu tehlikeyle gidilir mi? Çizmelerin nerede? Yoksa onlar da mı mühürlediler? Çok cahilsin Ayşe, çok. Hiç benim ocağım çizmelerimle seyyara çıkılır mı? Zaman gelecek, ayaklarım morarıncaya, delininceye kadar yürümek zorunda kalacağım. Ekmek parası işte, ne yaparsın kolay değil. Hey gidinin köstek saatli, kalpaklı, çizmalı ağası. Ya sen ne hallere düştün böyle? Haklısın benim müteberim. Yani bak bir kez daha söylüyorum. İsterseniz eğer ananızın evine hemen gidelim. Ha, ha biliyoruz. Gidebiliyoruz istersen. Ama gitmiyor. Benden demesi. Nerede o bozokların ağası? Nerede bu şırdancı parçası? De haydi bana rastgele, ben gidiyorum. Yapma etme abi. Sen koskoca kalender ağasın. Sana yakışır mı hiç? Benim her şeyden önce düşünmem gereken şey ailemin rızkı. Cemil oğlum, getir bakalım şu şırdancı tersimi. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. İnşallah, inşallah. Abi, ha. Gel. Heh. Buyur abi. Bismillahirrahmanirrahim. Ay nasıl da yakıştı eline şırdanlar. Ay vallahi canım çekti ya. Ah be, artık biz de halka karışacağız. Yakında havuz kenarı falan da satarız. Benim canım şirinim, duydum, duydum. Hiç korkma, senin baban daha ölmedi. De haydi benim dünürüm. Gidelim kalender ağa, gidelim. Ay hayır Kamil, sen nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. O niye karıcığım? Ya ayıp ayıp, utanmayacak mısın? Tepsi tepsi sadakat satmaya. Sadakat değil Kamelyalı Hanım, sakatat. Ayrıca benim dünürüm satmayacak ki bana lojistik destekte bulunacak. Yok, yine de gitmiyorsun. Yok yok, yine de gideceğim. Çünkü Kalender Bey'e fizyolojik ve psikolojik destekte bulunmam gerekiyor. Hadi gidelim dedim. Gidelim gadasını aldı. De haydi. Şırdan! 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 Kaçta satıyoruz acaba? Salak. Şırdan. Şırdan. Koş 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 koş. Koş koş koş. Tut şunu dur dur. Tut 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 tut. Koy arabanın arkasına. Biz şimdi bunları gerçekten satacak mıyız? Yok canım, niye satalım? Baksana zaten burada bir çift çizmeyi de yedek olarak koymuştum. Allah Kalender abi, ben hiçbir şey anlamadım. Biz şimdi şırdan satmaya gitmiyor muyuz? Yahu sen dünürünü hiç tanımamışsın canım ciğerim. Sana öyle bir sürprizlerim var ki şaşıracaksın. Ne diyorsun? Haydi bin arabaya, bin. Haydi. Ya haydi. Kızım benim 001. Ya baba bak baba dinle dinle dinle. Allah aşkına. Oh. Nasıl? Sevdin mi? Evet, çok güzel. Daha önce içememiştim. Bizim buralara özgüdür kazbaşı. Ne? Kazbaşı mı? Kazın başını mı yiyoruz şimdi? Kazın başını yeriz, ayağını, kolunu, kazanı da her yanını yeriz. Kazdan eser kalmaz yani. Yok aşkım, yok. Kuzu eti o. Nazgül aklınca şaka yapıyor da. Al hadi bunu da ye. Yok sağ ol aşkım. Galiba vejetaryen olacağım. Ben de mi yesem şu kaz başından aşkım? He ye. Yeah. Al aşkım. Oy canım. Afiyet olsun.
Ya. Yok, ben doydum, tamam bırak. Aa, Allah seversen yesin, ölümü ye. Yani kaz başını ye. Haydi, aa bak bak bak, kan olsun, can olsun, aç, aç. Kaz başı ama geliyor, geliyor, hop biraz. Kamyonda geliyor mu Nazgül, ne yapıyorsun? Kamyon. Ya çocuk mu yediriyorsun kızım, doydum diyorum, Allah Allah. Ya abi sen yeter ki iste, vallahi billahi ben seni çocuk şımartır gibi şımartırım. Sen çocuklarını şımart canım, haydi afiyet olsun, elinize de sağlık, çok güzel olmuş, evet. İşte suyu, işte Nazgül bacım, işte suyu. Ağırlar ya, cadı gibi kenarda müşteriler. Ya bana ya, dört. İşte geldik. Burası neresi Kalender Bey? Burası mı? Burası benim kalenderhanem. Yani bir nevi fakirhanem. Fakirhane mi? Burası mı? Öyle öyle. Konakta nefesim daraldığı vakit kendimi bu küçük cennetime getiriyorum. Anladın mı? Ama çok yaşayın siz. Niye yettik de geldik buraya ya? Benim de bu aralar yalnız kalmaya, kafamı dinlemeye çok ihtiyacım vardı. De haydi benim dünürüm. Kalenderin harikalar dünyasına girelim. Çok ağrımsız. Gel bakalım benim dünürüm. Bu nedir dünürüm? Ya olur, keyfine bak. Oğlum Fırat, hazırla sofrayı. Kalender meşrefim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrefim, güzel çirkin aramam. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz. Biraz da nazlı olsun. Aman olsun! Gözleri şahbaz, gerdanı beyaz. Biraz da nazlı olsun. Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın. Olur ise böylesi, böylesi olsun. Yan bakışı yaksın, cilvesi yıksın. Olur ise böylesi, böylesi olsun. Edası şanlı, sohbeti ballı. Biraz da oynak olsun. Neredesin orada ambar faresi? Sensin ambar faresi. Ama mıstığın şekerlemelerini almış, öyle tatlı edesiymiş. Kız sen şeker mi közlüsün? He şeker közlüyorum. Televizyonda hiç görmediniz mi? Ne zaman çadır kursalar böyle şeker pişiriyorlar. Ben de mi televizyon açılsam acaba? Hem o zaman profilimi herkes görür. Ama yok yok, o zaman abim de görür. Daha olmadı mı? Hadi yiyelim artık. Dur ben bir tadına bakayım. Güzelse sana da veririm, tamam mı? Güzel mi? Tam anlamadım. Bir daha bakayım. Ya güzelmiş işte. Bana da versene. Yok yok. Çok güzel değil. Hem zaten zararlı bunlar sana. Ya babaanne. Söylesene, bana da versene. Ayşe, hepsini sen mi yiyeceksin kız? Versene çocuğa, bir yerleri şişecek ha. Şişmez, şişmez. Aa, bak tadına. Ya ben başka da istiyorum. Kalmadı ki. Ferhat. Ferhat.
Babam fakirleşince yüzünü görmenin daha zor olacağını hiç düşünmemiştim. Ya ne yapalım? Annemler bahçeye kurulunca hareket alanımız kısıtlandı. Zaten olan hep bize oluyor. Öyle deme Ferhat. Bak biz de fakirleştik. Aramızdaki mesafe gittikçe kapanıyor. Ya sen benim elimi kolumu bağladığın sürece o mesafe hep olacak Şirin. Yine mi Baran mevzusu? Ya kurbanın olayım, boz şu yeminini. Gideyim konuşayım şu adamla, vazgeçsin senden. Bak Şirin benim diyeyim, onu seviyorum diyeyim. E bunu konuştuk Ferhat. Sen Baran'a gidersen bu iş iyice dallanıp budaklanacak. Ya ben o dalları budamasını bilirim Şirin'im. Sen yeter ki yemininden vazgeçe. Hadi be kurbanın olayım. Olmaz. Hem artık Baran'ı dert etmemize gerek yok ki. Niye? E artık ağa kız olmadığına göre evlenmemize de karşı çıkacak kimse yok. Öyle değil mi? Öyle mi? Öyle. Allah'ım! Şişt, yakalanacağız şimdi. E karşı çıkmazlar dedin. E Mart kedisi gibi damlarda buluşmamıza göz yumacak diller herhalde. Ha. Tabii. Kedi misin sen şimdi? Miyav. Mää. Mer. Hoş. Şaka şaka. Ya Gülürüm, çok güzel bir gece oldu ya. Vallahi Allah razı olsun. Çok eğlendim ben. Daha gece yeni başlıyor benim ciğerim. Nasıl yani? Ya hani geçen gece gazinoda kursağımızda kalan bir aksiyon vardı ya. He. Onu bu gece burada doyasıya yaşayacağız. Sonuna kadar, dibine kadar. Burada? Burada. Ne zannediyorsun? Bak şimdi seyret geliyor. Ve şimdi karşınızda dansözlerin şahı, güzeller güzeli Gülistan. Bir şey ister misin? Duydum aşkımız, tamam. İyi, afiyet olsun. Ya keşke müzik olsaydı, ne güzel olurdu ha? Açayım ben telefondan. Açma zülüflerim yar yar, yellere karşı senin zülfün benim, benim. Telim değil mi? Bülbülü figan eder yar yar, güllere karşı. O yar benim gülüm, gülüm, gülüm değil mi? Sallamasa saçlarım yar yar, sen de bulursun. Azrail misali yar yar, canım alırsın. Etme bu cefayı yar.
yar, kanlım olursun. Bu kul senin kulun, kulun, kulun değil mi? Etme bu cefayı yar yar, kanlım olursun. Bu kul senin kulun, kulun, kulun değil mi? İçim yandı be. Ya Nazgül, ne yapıyorsun ya? Şurada bir keyfimiz vardı, onu da için ettin ha. Ya ne olacak ağam ya? Al, al kapını iç. Ya Nazgül. Allah seni ne etmesin he mi? Abi ne oldu? Ya daha ne olacak? Ya kızım, siz düğünde damadın serseri arkadaşları mısınız ki masanın altından alkol alıyorsunuz ha? Değil mi? Nazgül kız kız. Ana, bunların halayı Leyla olmuş. Kan, Leyla kim? Bana çabuk açıklayacaksın. 3, 2, 1 süre doldu, açıklayamadım. Nazgül. Bela, Bela rica ediyorum al götür bunları buradan. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak. Tamam abi. Abi gel biz gidip hava alalım hadi. Şu haline bak, yazıklar olsun. Acı avar olursun. Şurada bir yudum daha alayım karmış. Hadi gidelim yatalım. Bana bak Mrs. Dreş. Ben burada seninle yatmaya gelmemişim. Ben kocamla yatmaya geldim. Değil mi Kaan? Aa, Kaan gitmiş. Haydi Nazgül ya. Kocam kaçırıldı. Kocam kaçırdılar. Kocam da yok. Bir dakika, bakar mısınız? Neden gelmiyorsun? Ya bu nedir ya? Evlerden sorun bana. Kaan. Kaan. Yok Kaan yok. Yok Kaan gitti. Kaan. Bir bakar mısınız? Dönüşler yar yar. Oy. Ben onun kafa gitti. Hoppa. Hoppacık. Kız. Benim terim dışarıda kaldı ya Allah. Nazgül sen ne güzel sarhoş oldun öyle, Allah canını almaya kız. Bırak ya. Şuna bak, asıl Belo sarhoş olmuş. Durduğu yerde durmuyor. Görüp duruyor. Anam. Hakikaten kız. Bela. Olduğun yere dur kız. Ne dönüp duruyorsun öyle? Ben duruyorum de. Sizin başınıza dönüyor galiba. Kimin başına dönüyor? Bizim başımıza dönüyor. Vıy yalancı. Dureci dureş. İftira, iftira, iftira. Neyse, neyse ya. Su getireyim. Git getir. Benimki seks olsun. Orta getir bana da. Ne gülüyorsun kız yüzüme yüzüme? Kız afet. Sen var ya, aynı benim küçük bacıma benzedi biliyor musun? O niye ola ki? Biz Kaan'la nişan alışverişine çıktığımız zaman ana onu bizim yanımızda göndermişti. Ayak bağırmış da aynı ola benzesi aklım oradan geldi. Nazgül. Evet benim, dinliyorum. Bak çok ayıp ediyorsun, bunu bil. Bırak ya, yalan diyorum, doğru diyorum. Kocalarımız yanımızda diye kıskanmadı bizi, sukumsuz. Yatsa mı? Senin kocan yanında da ne oluyor? El alemin karılarıyla fink atıyor, fink. Ne dedin, ne dedin? Ne dediğimi çok iyi duydun Nazgül. Kocam metres tutmuş diyorum, metres. Yalan atkılıklı karı. Hey, ya affet. Ne affet? Ne affet? Susturma beni, söyleyeceğim, konuşacağım. Bilsin ki kocasını elinde tutsun. Affet vallahi, bak benim asabımı bozma. Ayağa kalkarsam gördün ki yırtarım ağzını ha. Kalk gel, kalk gel, kop gel. Hey, tutmayın beni. Kaçma, kaçma. Gel buradan.
sakin ol be! Dediğini duymadın mı? Kocam metres tutmuş dedi. Ben inleyeceğim. Geri dön, geri dön. Can olsun. Ya bir sakin ol Allah aşkına. Süleyman. Anlamadım dünürüm. Yani bu gece diyorum. Kurtlarını iyice bir döktün. Ya teneciğim buyuruyorsun dünürüm. Ben sadece dansöz hanıma ayak uyduruyorum naçizane. O kadar yani. Sen... Ay, Camilla lan. Arıyorum. Camilla arıyorum. Ne diyeceğim ben? Şey, şöyle yapalım. Bir saniye. Çalgıları susturur musunuz? Duymasın diyeceğim. Ne oluyor benim gözüm? Sakin ol. Dolabım Camilla arıyor. Nasıl sakin olayım? Hatta çalgılar yetmez. Rica edeceğim. Dansöz hanımefendiyi dışarıya çıkaralım. Duyar, kokusunu alır. Hisseder o kokusunu alır diyorum. Ya ciğerimi açmazsın. Olur biter. Açmam. Olur biter. Nasıl olur biter? Olur mu? O zaman da niye açmadın diye sonrasında başımın etini yer. Ya helaya gittim dersin. Motoru bozdum dersin. Silindiri kapak çontasını gevşettim dersin. Ne olur inanmaz mı sana? İnanır. Yani herhalde. Yani umarım. O zaman kapat telefonun sesini, bırak gitsin. Umut gitsin, sağ ol gitsin. Evet, çok güzel fikir. Sesini kapatayım. Ama şimdi hayatta bir ilk gerçekleşiyor. Motoru bozdum. Ya seni tebrik ederim. Gel bir öpeyim. Benim canım. Dur, ben de seni öpeyim. Hadi. Çok ayıp oldu. Ben sözüm yalnız kaldı. Gülistan bekliyor. Yürü, yürü. Eh Kamil. Ben seni bulayım, yemez miyim ben seni, yemez miyim? Bu telefonu açmamak ne oluyor, telefonu açmamak? Kesin bu derebey kelindir kocamın başına at kuyruğu örüyor. Aa, dur bakayım. Tamam, ben şimdi seni bulacağım. İyi ki de yüklemişim bunu senin telefonuna. Aa, bu ev adresi. Benim koca şırdan satmaya gidiyorum deyip şırdanlık yapıyor. Ben sana göstermez miyim şimdi Kamil? Göstermez miyim ben sana dünyanın kaç bucuk olduğunu? Bacı kardeş bir kahve içecek mi abi? Gene aynı konuları konuşacaksan hiç başlama. Ya sen demin beni yanlış anladın abi. Ben hiç iki aileyi birbirine düşürmek ister miyim? Derdin ne o zaman Dila Hanım? Sen böyle gözümün önünde dalıp dalıp gittikçe ben kötü oluyorum. Ne demek o? Ben abimi tanırım. Yüreğindeki sevdanın altında ezildiğini görmüyor mu sanıyorsun? Her içini çektiğinde, aldığın nefesin şirinden geçtiğini bilmiyor mu sanıyorsun? Bak hele, hiç konuşmayak bunları olur mu? Benim yarım kapanmaz. Bacınım ben senin abi. Bunları benimle konuşmayacaksın da kiminle konuşacaksın? Ha? De hele. Yalan mı dediklerim? Bak işte, sustuğuna göre kabul ediyorsun sen de. Benim içim sana, senin yangınına yanıyor abi. Sen vuslata ermeden de rahat edemeyeceğim. Zorla güzellik olmuyor be Dila Hanım. Aa, kendimi de paralasam olmuyor. Yahu Baran ağa bugüne kadar neyi istemiş de alamamış ki, ha? Şirini mi alamayacak? Ah Kamil, ben seni bir elime geçireyim. Eşek gibi anırtmaz mıyım? Hayırdır Kamila Hanım, nereye? Eşek avına. Ney? Sana ne? Sana ne?
Benim özel hayatım olamaz mı? Sana ne? Bana ne be? Dördün bana mı düştü? Nereye gidiyorsun? Git. Ayşe, dur bakayım. Haydi sen de benimle geliyorsun. Yürü. Nereye? Hayırdır Kamil Hanım? Ayşe'yi nereye götürüyorsun? Ay bir tek Ayşe'yi değil, tamam. Haydi hep birlikte gidiyoruz. Koca hepinizin kocası sonuçta. Ne? Koca mı? Ne dedin, ne dedin? Kalender ağam üstünüze dördüncüyü getiriyor, dördüncüyü. Ha tövbe tövbe, sen ne diyorsun Kamil bacı? Ay. Ya bakmayın bana öyle, düşün peşime. Bana. Çekil ayağımı. Bana ben. Beni de bekleyin. Bekleyin. Ben de geleceğim, yettin. Buyur. Daha iyisin değil mi? Sen de biliyordun değil. Neyi? Afet'in dediğini duyunca hiç şaşırmadın. Yani şey, ya Nazgül, sadece başkasının lafıyla hareket edilmez diye bence en iyisi sen Kaan abiyle konuş. Bir de ona sor bakalım, ha? Sen ne diyorsun be? Ha? Kurkure demiş çırtlayam gezer. Dün toktun, bugün koktun. Sen bana akıl veriyorsun. Hayır, ya ben sadece şey söylüyorum. Ben kocamı kimseye kaptırmam. Anladın mı bunu? Çabuk git bana Kaan'ı çağır. Çabuk Kaan'la konuşacağım. Nazgül'ü çok sinirlisin. Bak sonra konuşursunuz, sakin sakin. Ne zaman konuşup ne zaman konuşmayacağımı sana soracak değilim. Bana Kaan'ı çağır. Çabuk bana Kaan'ı çağır. Ne oluyor ya? He? Şimdi de düğünde kavga mı çıkarıyorsun? Ne oluyor? Doğrudur. Doğru mu diyorlar? Ne? Başkası mı var? Ne bakıyorsunuz be? Ne bakıyorsun? Ha demek ki herkes biliyor benden başka. Bence en iyisi siz baş başa konuşun. Kaan, ya Kaan yapmadım da seni. Ya aldatmadım da seni. Bir şey de sana bakıyorsun öyle bir şey de. Dur yapma be, yeter. Ne yapmayayım be? Sen istediğini yap ama ben hiçbir şey yapmayayım, öyle mi? Nazgül, aklın başında değil belli. Sabah konuşacağız. Asıl senin şerefin, haysiyetin yerinde değil. Saçmalama, beni delirtme, sus. Ne susacağım ben be? Ne susacağım? Hadi, hadi ben susayım, tamam. Ben sustuğum zaman ne değişecek ha? Ya sen o çocukların yüzüne nasıl bakacaksın? Ya benim yüzüme nasıl bakacaksın be? Püh, sana yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Nazgül, yat zıbar diyorum. Sabah konuşacağız. Şimdi konuşacağız. Bana o şıllık kimdir? Neyin nesini söyleyeceksin? Çabuk. Ağzını topla, çarpacağım ha. Sen bir de onu koruyor musun bana? Ha? Laf ettirmiyor musun bir de? Ulan ne halin varsa gör be, yeter be. Ne halin varsa gör. Defol git! Defol! 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 Allah belanı versin! Bakın, telefondaki adres burası. Ha? Arabası da burada zaten. Ana! Yürü. Kimin evi ki burası? Kız güzelmiş ya. Gel, gel. Güzel evmiş. Ay. Ben korkuyorum. Kız gel, kız gel. Yürü, yürü. Kadınlar, haydin. Tamam, adres burası. Doğru yere geldik, gelin. Anam, cümbüş mü kurmuşlar burada? Anam, yoksa babam dördüncüye nikahlı kıyayım. Ne nikah? Ben şimdi onların canlarına kıyacağım. Haydi. Bir, iki, üç deyince kapıyı kilip gireceğiz, tamam. Kamil Hanım, kapıyı niye kırıyorsun? Zil var şurada. Ayşe, ne diyorsun sen? Geç bakayım öne sen. Önümüzde dur, haydi. El ele tutuşalım. Tamam. Haydi, komut veriyorum. Evet. Bir, iki, üç. Allah!
açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Şimdi bizim küçük bir arazi işimiz vardı. Bu küçük hanım da emlakçı. Ha bu mu emlakçı? Ha ben bunun babasını... Oy yedim seni Allah! Thank you.